6 7 Dedesinin kuzusu. Yumurtaları topladın mı? Evet. Kaç tane? 10 tane var. Haydi getir, kahvaltı hazırlayalım. Türkiye'nin Konya Bozkır Kuzören köyünden geldim. Ailem, annem babam rahmetli oldu. Aynı köylüyüz. Eşimle de biraz uzaktan akrabalığımız var. 79'un sonu, 80'in başlarında evlendik. 42 senelik evliyiz. 5 çocuğumuz var. Bir oğlan, 4 kız. Büyük kızım Türkiye'de doğdu, 2 yaşlarındaydı. Öbürleri burada doğdu. 11 tane torunumuz var. 5 kız, 6 oğlan. En büyük torunum Alican 18 yaşında. En küçük torunumuz Kamil 1 yaşında. Bir yaşında. Avrupa'ya gelme maceram sabaha da anlatsam bitmez. 1976'da Almanya'ya geldim kaçak işçi olarak. Tük 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 tük. 80'e kadar çalıştım Almanya'da. Oh, ah. ...81'de işçi oldum. Buradan işçi olduktan sonra gittim çocukları getirdim. 83 yılında da ben geldim buraya, Fransa'ya geldim. Çocuklarımız burada büyüdü, yetiştirdik, evlendirdik. Şimdi torun torba sahibi oldu. Melemeni çok güzel yapmış torunum. Eline sağlık. Öğrenmiş misin melemeni yapmasını? İlk geldim buraya, burada... Çiçekçiye girdim. Çiçekçide çalışır ha. Şimdi çiçekçinin oraya yıkılmış. Cam ekenler vardı. Onlar hep bitmiş. Yerinde evler yapılmış. Çok iyi bir yer idi. Bayağı büyüktü. Günde 12-13 saat çalışırdık. 7'de başlardık. 5'te bırakırdık. Tekrar mesaiye kalırdık. Akşam saat 9'a kadar çalışırdık. Cumartesileri komple çalışırdık. Pazar günde öğlene kadar çalışırdım. Hiç boş günüm yoktu. Çiçekçide çalışırken evimiz çiçek firmasına yakındı. Büyük kızım vardı Türkiye'den yeni geldiğimizde. Akşam saat 5'ten sonra işçiler dağılırdı. Birkaç arkadaşıyla kalırlardı orada çiçek ekerlerdi. Ben büyük kızımı alırdım yanlarına giderdim. Oralarda biraz dolaşırdık hep beraber. Gezerdik. Akşam eve gelirdik. Ben çalışmadım çünkü çocuklarım üst üste de oldu. Aralarında fazla yaş yok. 5 tane çocuğu büyüttüm evde. Ev hanım olarak devam ettim. 12 sene orada çalıştım. Çalıştıktan sonra inşaata gittim. İnşaat işçisi olarak çalışırken kalıp ustası oldum. İyi bir kalıp ustası oldum. Burası Hegenheim'in anaokulu. 2014 yılında bura için bir iyi usta aramışlar. Beni buldular. Buranın asansör boşluğunu ben yaptım. Çekmezsen, bedel ödemezsen yani bir hem dadı olmaz hem de şey olmaz. Yani bir işe yaramaz. Çekeceksin, bir şeyler ödeyeceksin, böyle bedel ödeyeceksin. Ondan sonra her şeyin kıymetini bilirsin. Değerliyse bilemezsin. On ikinci sene sonra bu ev satlık oldu. Geldik nasipmiş buraya aldık. Şimdi hala da burada oturuyoruz. Aşağı yukarı 20-25 sene oluyor bu evde oturalı, bu evi alalı. Babamla alt üst oturuyoruz. Babam üstte ben altında. 11 senedir evliyiz. 2 çocuğumuz var. Gülsüm, kızımız ilk olan. Diğeri Kamil Gümüş. Dedesinin adı. Evet. Çocukları burada büyüdü, burada evlendirdim, burada düğün ettim. Şimdi torunlarımız büyüyor. Yani çocuklarımız üçüncü kuşak. Biz onlardan hani bizimki bir olsun bekleyemeyiz. Çünkü dünya değişiyor.
Ama adetlerine, geleneklerimize, göreneklerimize onlar da bağlı. Bizden ne gördülerse onları devam ettiriyorlar. Gelinim ile hele gelinim ile bir anne kız gibiyiz. Allah razı olsun. Başta Fransa'ya ilk geldiğimizde çocuk olmamıza rağmen hatırladığım şeyler var tabii ki. Biraz zorluk çektik. İster istemez okulda ayak uydurmaya çalışıyorsun. Aileler Fransızca bilmiyor. Sen kendi ayakların üzerinde durmaya çalışman lazım. Çocuklar küçük olduğundan dolayı böyle iki kültür arasında zorluk çekmesin diye kayınvalidemle babam evde olmalarına rağmen ben de yanlarında bulunmak istememden dolayı çalışmadım. Bay bay dede, bay bay. Hadi bay bay yap dede, bay bay. Yani ben buraya Almanya'dan atladım. Almanya'dan geldiğime bu bölge hep Almanca konuşuyor. Yani Alsas bölgesi. Ben fazla zorluk çekmedim. Anlatıyordum derdimi. Ben çektim. Fransızcam bir şeyim yoktu Türkiye'den geldiğimde buraya. İlk geldiğimiz yeri anlatayım. Eşim hani gidiyordu bir ekmek bir şey küçük bir market vardı oradan alışveriş yapıyordu. Bir gün dedi bana sana göstereyim orayı sen alışveriş yaparsın. Gittim oradan küçük bir sepet elime aldım alışveriş yaptım. İyi biliyorum o zamanki zamanda 200 frank vardı elimde. 200 frankı verdim alışverişi yaptım ama kasadaki kadın eksik verdi parayı. Anlatamıyorum da eve geliyorum şimdi eşim diyecek sana ya, hesabı biliyorsun dil Fransızcan yok ama. Tekrar geri döndüm sepetle. Bir de elimdeki parayı gösterdim. Sepetin içindeki alışverişleri gösterdim kasadaki kadına. Baktı, paranın üstünü bana geri verdi. Değilse hani burada fazla böyle hısım akrabam yoktu ama oğlumuz, komşumuz hani onlar çok iyi. Allah razı olsun hala daha devam ediyor eşimiz, dostumuzdan. Komşularımız çok çok iyi burada. Hayırlı akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Bir aile gibi olduk buralarda işte komşularımızla. Çocuklarımız hep aynı yerde büyüdü. Aynı okula gidiyorlar. Pek yabancılık çekmiyor. Yine Türkiye hasreti var içimizde de. Çocuklar zorlanmadı. Neden derseniz çünkü 3 yaşında burada anaokula başlıyorlar. Ondan sonra 6 yaşında ilkokula başlıyor. Zorlanmadı çocuklar. Bonjour. Tosunlarım, aslanlarım benim. Çantayı bir bana. Hepsini geçiyorlar. Ne yapacağım bunlar? Tavuklara mı vereceğim? Hı? Tavuklar seni bekliyor şimdi. Yiyeceğim diye. Ben şunu gördüm, sen iyi olursan komşular da iyi oluyor. Ama sen iyi olmazsan komşular da iyi olmuyor. Bunu iyi biliyorum yani. Burada herkes birbirini tanısın tanımasın Fransız komşularımız. Bonjour, bonjour, merhaba diyorlar. Yani herkes birbirine selam verir. Selam vermeden geçmez. Tanısın tanımasın. Kimse kimsenin hakkına geçmez burada. Yani yan gözle bakmaz yolda geçersen de kapım açık kalsa daha. Hani belki zile basarlar kapınız açık kalmış diye. Çok rahat bir yer, güvenli bir yer yani. Ramazan orucumuzu tutuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, camiye gidiyoruz. Teravihlerimize kadınlar da gidiyor. Camimiz müsait, altlı üstlü. Kimse kimsenin şeyine karışmıyor. Fransızlar olsun, biz olsun. Herkes kendi bayramını da özgürce kutluyor. Ben oruç tutuyorum. Mesela Fransızın birisi karşımda yemek yemez. Yemezdi yani, oruç tutuyor diye. Buraya geliş nedenimiz bir traktör alırız, bir iki çift öküz alacağız affedersin, geri döneriz diye geldik. Ama biz traktörü daldık, ev daldık, hepsi oldu ama yine hala buradayız. Dönemedik, çoluk çocuk. Artık bitti yani buralıyız. 83'te geldim. Geldim kimseyi tanımıyorum.
Hani bu kadar da o zamanlar Türkler yoktu, az vardı. Oturuyordum, eşim işe gidince tabii buna bildirmiyordum ama koltuğun üstünde ağlıyordum. Ben de 6 aylığına diye geldim dönerin diye. Sonra artık eşim tanıdığı Türkler vardı burada, tanıştık. Onlarla gidip gelmemiz oldu. O yavaş yavaş o Türkleri tanıyınca biraz rahatladım. Sonra çocuklar oldu, işte çoğaldık çocuklarla beraber. Aile büyüdü. Oluyor komşu daha şimdi eskisine bakış şimdi daha güzel. Eş dost çoğaldı. Sanki bir ana bacı olduk buralarda. Benim burada hiç kimsem yoktu. Annem, zaten babamı bilmiyorum. Çok küçük yaşta vefat etmiş. Annem vardı. Buraya gelince her şey bolluktu ben gördüğümde. Biz geldiğimizde köy yerinde fazla bu kadar şeyleri yoktu. Üzülüyordum hani ben burada bir şeyleri alınca. Acaba orada annem yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu bunları? Çok üzülüyordum, ağlıyordum. Bazen boğazıma düğümleniyordu. Tabii Çiçekçi'den geliyorum eve, evden sadece bir ekmeği almaya gidiyorum, tamam. Ondan sonra böyle giderken ama gözüm hep Türk arıyor. Neyse karşıdan bir tane çıktı. Diyorum ya başta hepimiz zorluk çektik. Ondan sonra selamun aleyküm dedi. Dünya benim oldu. Hani yine de Türkiye'nin şeyi başka. Buralara geldik gurbetil ama zor şeylerimiz de oldu. Ya eskiler aklıma gelince. Yine iyisin şimdi, iyisin torun torba. İyiyim de işte. De, kaynıyor. Zorluğu çekeceksin ki. Kaynıyor. Hiç unutmam. İnsan çektiğini unutmaz. Almanya'da bir penceresiz evde yattım. Hiç unutmam, unutmayacağında yani hiç. Ben biraz çıkayım şöyle. ...13 yaşında yazıyor pasaportta. İlk Almanya'ya gelişim. Kağıtın üzerinde öyle yani. O şeyde penceresiz yerde kaldım. Bir de sivrisinek var. Kafamı örtüyorum. Sivrisinek imkanım var. Yani sabaha da uyumadan kalkıyordum, işe gidiyordum. Bir gün ışık yanıyormuş demek ki. Şakır şakır bir geldi. Patronun oğlu. Sen burada mı yatıyorsun dedi. Olmaz böyle dedi. Burada dedi yasak dedi. Burada yatılır mı? Yok ev yok. Nereye gideyim? Ondan sonra bir hafta daha göz yumdu. Gittim galiba ev buldum. Bir arkadaşın yanına sığındık. Ama ondan sonra kim benim yanıma geldiyse kapıyı açtım. Her işi yapardım, her yere girerdim, her yere giderdim. Haftada bir gün, pazar gün sinema gelirdi, seyyar sinema. Yani bir Almanya'nın bir köyündeydik zaten. Köye gelirdi, orada seyretmeye giderdik. Onu o zamanlar gördüm ben sinemayı. Yani nerede göreceksin sinemayı? Ferdi Tayfur'lar, şeyler, onların filmlerine giderdik. Yılmaz Köksal, Cüneyt Arkın var mı bu hafta diye bakardık. Ben buraya Atlarkan'a gümrükte polis yakaladı beni, attı nazarata. Sen niye geldin buraya, ne oldu? İşte dedim ben amcamın yanına geldim dedim. Dedi amcanın yanına mı geldin dedi, amcamın yanına geldin. Aç elini dedi. Elini böyle ellerimi açtırdı bana. Bir baktı buralar hep şey, nasırlanmış. Çalıştı. Bana dedi ki şöyle yaptı. Ha, bunlar ne diyor, hani amcanın yanına geldin dedi. Oradan polis beni, üzerimde de bir 1000 mark yakaladı. Bunu kim verdi? Amcam verdi. Hangi amca vermiş 1000 lira diyor bir adama diyor.
Şimdi eskiden, şimdiki gibi herkesin cebinde telefon ne arardı? Bir şey vardı, şöyle bir torbaya doldurdum bozuk parayı, atmaya yetiştiremezdim. Böyle attık sıra tık 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 tık. Otomatik. Hiçbir şey de konuşamazdık yani. Otomatik. Sadece soruyordum. Doğumum var ya, işte onu haberleşeceğin diye durmadan her hafta telefon açıyordum ona. Mektup atıyordum, mektup geliyordu yani. Bir de, seviniyordum yani mektup geldiğinde, şimdi de yalan mı söyleyeyim? Ehliyet alsaydın, şimdi sen kullanacaktın arabayı. Ben yanında oturacaktım. Ya orada sorma işte, evimizin altında sürücü bursu vardı. İhmal ettim. Keşke alsaydım ama yine de sağ olun. Sen varsan, çocuklar var. İstediğimiz yere doktorumuzu, alışverişimizi sen götürüyorsun, çocuklar götürüyor. İdare ediyoruz. Dermine geldik bak. Tavuklara yem alalım. Açık mı acaba? Öyle sağ ol. Açıktır ya. Ben sana haber ederim. Tamam. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui, les deux. D'accord. Dede, demin sen çatıya çıkacaktın ya, he? Kilometreleri kontrol etmek için. Çıkmana gerek yok. Niye? Hı. Çünkü bizim elimizde ne var? Drone var. Drone ne la? Lan arı gibi uçuyor ya bu. Drone, nasıl anlatayım sana? Kameralı bir küçük helikopter, yani insansız hava aracı. Şimdi bunu çıkarttık mıydı? Sağa sola giderdik miydi? Kilometreleri görebiliyorsun. Nerede kırık var, çatlaklık var, hangisi iyi. Eksik, uçan oldu mu? Lan hepsi iyi bir yerinde şey. Mi? Hepsini görebiliyorsun. Niye? Çünkü kamera telefona yansıtıyor. İyiymiş yani o zaman. Her şeyi görebiliyorsun. Arkayı, önü. Güzelmiş o zaman. Yukarı çıkmama gerek yok o zaman. Çıkmana gerek yok. Çünkü kendisi çıkıyor yukarıya. Uçuyor yani. Teknoloji ha? Teknoloji. Güzelmiş vallahi böyle. Zamanında alıyordun, ta yukarıya çıkıyordun, kendin hayatını riske atıyordun. Cana geleceğini mala gelsin değil mi? Tabii. Tamam. Aferin benim torunuma. Sağ olasın. 4 sene, 5 sene bekar hayatım geçti. Yapıyorduk öyle ya, aç duracak değiliz. Her zaman da lokantada yiyecek halimiz yok. Yapıyorduk yumurtadan, fasulyesinden, tavuğundan, böyle şeylerle uğraşıyordum. Da güzel de yapıyordum yani. Var yani el becerisi var. Mutfakta yardım ederdi. Beraber yapardık çoğu şeyleri. Mesela biz çocuklarla alışverişe gidince geldiğimde baksam bir şeyler hazırlamıştı. Hala daha şimdi mesela bahçe burada. Gelin çay demledim der sabahları. Kültürümüzde hala devam etmekte yani. Üçüncü kuşağız ama hala devam etmekte. Torunlarımız, çocuklarımız, oğlanla biz alt üste kalıyoruz. Aynı arkadaş gibiyiz. Ne yapıyorsunuz? Hiç, ne yapalım? Emine kızım bunu dışarıda bırakmışsın. Sağ ol. Torunların nasıl? İyiler, yemek yediriyordum. Haydi onları getir de bir seveyin. Allah'a şükür ailemiz birbirine çok bağlı. Gelinimden, oğlumdan, damatlarımdan, kızlarımdan, torunlarımdan çok memnunum. Birbirimizle çok haşır neşiriz. Bir şeyler hazırlanacak hep beraber çoluk çocuk. Yarın için bir şeyler işte. Evet, eksiklerim vardı, onlar aldım. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Allah'ım iyilik versin. Bizler de iyiyiz. Yavuz nasıl? O da iyi Allah'a şükür. Yasemin yarın babam bir sürpriz yapıyor.
çocuklara. Evet. Herkesi topluyorum. Herkesi burada. Bunlar yakın olduğu için, sen uzakta olduğun için. Yarın gelebilir misiniz Yavuz'la ya sen acaba? Ben şimdi söz vermeyeceğim. Bunu yemeye çalışacağım inşallah. Siz de burada olsanız iyi olur. Olunca boğazımızdan geçmesin. Herkes burada. Selamünaleyküm. Küçük bacana selam söyle. İyiydi. Yarımızı doyurabilecek misin? Ne verelim gayet? O sürpriz kalsın. İnşallah yarın her sürpriz. Program var burada, montajı, kurguyu yapıyorum. Hepsini gösteriyorum. Çok şeyler var hem de. Makaslayıp oturduyum. Tabii son ama bazı olmuyor, hata yapıyoruz. Babama sordum. Baba böyle bir projem var yani, ne düşünüyorsun? Bilmem oğlum, istersen deneyelim. İşte pandemi sürecinde oldu bu işler. Böyle bir şey aklımıza geldi. Oğlum böyle böyle dedi. Ben de dedim tamam olsun haydi. Bundan 3 sene önce ben sokak lezzetleri olsun ya da sessiz yemek videoları hayranıyım yani. Çok izlerdim. Hala eşim orada diyordu sen niye bunlara bakıyorsun? Neden sen yapmıyorsun? Düşündüm. Babam bahçede işler işte bahçe işi, çiçek, böcek. Dedim, babam daha iyi yakışır. Zaten ben bahçeyle uğraşıyorum. Her zaman iniyorum çocuklarla, piknik yapıyorum, buraları temizliyorum, buraları ekiyorum, biçiyorum. Fidan almıyorum, kendim yetiştiriyorum. Bak camda şimdi tohumlarım var. Domates, biber, patlıcan, salatalık. Hepsi ekili. Komşulardan da telefon eden var. Bu sene bize verecek mi diye. Selamun aleyküm. Hayırlı işler hacı. Hoş geldiniz. Sağ olasın. İyisin. Hoş geldin. Hiçbir iş sahibi olmayan bir Türk yoktur. Herkes iş sahibi. Biz ilk geldiğimiz dönemlerde biz burada İtalyan firmalarda çalıştık. Ben komşumla beraber çalışırdık. İtalyan firmalarında. İnşaat firmasında. İnşaat firmasında çalışırdık. En zor işlerde çalışıyorduk. O zorluklara karşı bunlar düşünmedi. Bunların ileride ev sahibi olacak, iş sahibi olacak. Türklerden buradan avukat çıkacak, Türklerden buradan öğretmen çıkacak, Türklerden buradan doktor çıkacağını düşünmediler. Düşünemediler yani. Düşünemediler. Daha doğrusu düşünemediler. Aynen. 300 aile Türk yaşıyor burada. Ama 350 ailenin her birisinin iş sahibi, ev sahipleri yani. A'dan Z'ye kadar inşaat sektörü Türklerin elinde. Yani biz çektik inşallah bizden sonra torunlarımız, çocuklarımız sefasını onlar çeker. Yani kültürümüzü kaybetmedik. Gök saldık. He. Selamun aleyküm. Bugün önümde kuzu dolma var torunlar için. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ben bunu omuzuma atacağım, drone'la geleceğim. He? Tamam. Tamam baba gel. Böyle devam edeceksin aynı yerde. Tamam, masaya kadar gideceksin, tamam mı? Tamam, masaya üstüne koyacaksın zaten. Amacım Türk yemeklerini tanıtmak, kültürümüzü tanıtmak. Amacım öyle. Anne, baba, ben geldim. Ama. Buyur anneciğim. Nasıl geldin?
Haberim yoktu. Konuştuk ama haberim yoktu. Belki de. Ben de geldim. Sürpriz olsun dedim. En küçüğüm bu benim bebeğim. Evimin en küçük prensesi bu. Arada mesafeli olunca bir de böyle Yasemin annen sürpriz yapınca. Yemeği yapıyorum ama dur kameraya şöyle oldu, dur bir daha çekeceğiz, yok olmadı şuradan başla, yok geri git, yok ileri git kameranın önünde. Bayağı zor işmiş, gerçekten zor yani. Yani kenardan gören sanmasın ki bu iş çok kolay. 8 saat çalışsam bundan iyi. İnşaatta çalıştım, çiçekte çalıştım, bu kadar yorulmazdım. Çocuklar da istiyor güzel bir şey çıksın diye. İşte kesiyorlar, ön alıyorlar, arkaya alıyorlar. Onlar da öyle uğraşıyor. İnsanlar izlediği zaman böyle kısa bir video izliyorlar. Mesela onun arkasında ne var, ne gibi bir iş var, kim ne yapıyor onu görmüyorlar diyelim. Eşim bu konuda gerçekten çok yoruldu. Hepsini ben zaten bilmem. Ya yani, şimdi bir ekip yardım çalışıyoruz alın. Bizim hacı kameranın önünde. Hani yapıyor, el becerisi var zaten anlattım işte evde de yapıyor diye. Değilse ben onun hepsini nasıl yapayım? Yani bulaşığını yıkıyorlar, kaldırıyorlar, getiriyorlar. Şöyle yap. Tuzunu böyle koy, biberini bu kadar at, suyunu bu kadar dök. Bazen söylüyoruz, biz de söylüyoruz. Çoğunu da kendi yapıyor. Arkamızda gördüğünüz fırını ben yaptım. Bir ay sürdü çekimiyle falan. Çok da güzel oldu. Her şeyimizi orada yapabiliyoruz. İyi ki de yapmışız. İçinde her şeyi pişiriyoruz. Ekmeğinden tut, tepsi yemeklerinden, kebaplardan, aklınıza ne gelirse fırın yemeklerimizi burada pişiriyoruz. Ramazan pidesi yaptım. Gerçekten çok sevildi yani. Ama güzel de oldu şimdi. Gerçek güzel şeyinde... Kıvamında oldu, hamurunda, pişmesinde çok güzel gözüküyor. 60 yaşını geçtim, beni fazlaca gençler de takip ediyor. Dünyanın her tarafından takip ediliyor, mesajlarda görüyoruz. Kimisinin nurlu dedesi oluyor, kimisinin hacı amcası, güler yüzlü amcası. Keşke benim dedem olsan diyen de var. Ben buraya geldiğimde bir çınar ağacı gibiydim, bir çınarıydım. Nasıl çınar dalları budakları oluyor ya, aynı onun gibi oldu. Bu ağaca su verirsen, muhabbet olursa, her şey olursa bu açar da çiçek de verir, dallanır da budaklanır da. İnsanoğlu böyle bir şey işte. Aynı bir ağaca benzet. İlla ki çalışacaksınız yani. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Ben durmayı sevmiyorum. Devamlı çalışmayı seviyorum. Allah sıhhat verdikse de çalışacağım. Afiyet olsun, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, bak ne güzel oldu. Ya anılar geçti ya, Allah'tan. Fazla şey etmeyelim, kapanış yapmayalım. Neyle kapatalım? Edirne'den Kars'a. Selam olsun bütün insanlara, bizi izleyenlere. Dedik kapattık gittik. Neyse bitmez yani, ben anlatırım. Doğduğumuz yer Türkiye ama doyduğumuz yer burası. İlla ki doğduğumuz yerde tekrar yatacağımız yerde orası. İnşallah. İnşallah.